Şimdi sizlere kompakt şalterleri anlatacağım. Kompakt şalterler otomat sigortaların veya motor koruma şalterlerinin daha yüksek akım kapasitesine sahip olan devre kesme elemanlarıdır. Kompakt şalterlerde kısa devre anında açma yapan manyetik açıcı ve aşırı akım durumlarında, aşırı yük durumlarında açma yapan içerisinde bir adet bir metal dernek açıcı bulunmaktadır. Bizim kompakt şalterlerimizde motor koruma şalterlerinde olduğu gibi üzerlerinde akım ayar vidası bulunmaktadır. Bu akım ayar vidasıyla kompakt şalterimizin koruma istediği akım değeri ayarlanabilmektedir. Burada dikkat edecek olursanız termik ayar vidam bulunmakta. 1 ila 0.8 sayılarını görmektesiniz. Burada 80 amperlik bir kompaktada 80 amperin 0.8'i ile yine kendisi yani %100'ü 80 amper arasında bir akım aralığında ayarlamaya bana imkan tanımaktadır. Bu kompakt şalterimizde ise akım mitsi veya katsayı olarak göstermeyeyim. Direkt akım değeri bu seçici komütatör veya ayar vidası üzerinde gösterilmiştir. Burada dikkat edecek olursanız akımın 24 amper ile 40 amper arasındaki herhangi bir değere ayarlanabilmektedir. Bu iki kompakt şalterleri göstermiş olduğum sizlere termik ayarı yapan kısımdır. Yani termik ayarı yapan seçme komütatörüydü. Bunlarda daha gelişmişlerinde kompakt şalterlerin yine bu komütatörden veya bu seçme anahtarından bir adet daha bulunmakta. O seçme anahtarı ise kısa devre anındaki manyetik açıcının kaç misli akım değerinde devreye girmesi isteniyorsa o değeri ayarlamak için kullanılmaktadır. Örneğin bu elimizdeki kompakt şalterler manyetik açıcıları 7.2 ile 13 misli bir akımda kısa devre olarak ağırlayıp manyetik açıcı devreye girmektedir. O tip kompakt şalterlerde bu 7.2 misli veya 13 değeri buradaki komütatöre benzer bir şekilde ayarlanabilmektedir. Bunlar başta da söylediğimiz gibi motor koruma şalterlerinin veya hava otomat sigortalarının yapı olarak aynı söylemekle birlikte akım kapasiteleri çok daha yüksektir. Bu kompakt şalterlere donanım olarak uzaktan açtırma bölümüne alarm kontağı veya yardımcı kontak eklenebilmektedir. Yine bunlar içine açtığınız zaman göreceksiniz içerisine bu aparatların takılabileceği mekanizmalar bulunmaktadır. Burada trip konumundan bahsetmek istiyorum sizlere. Kompakt şalterimi 0 veya 1 konumunda açma veya kapama yaptırabilirim elle manuel olarak. Dikkat ederseniz burada kompakt şalterim 1 konumunda yani devreye enerji vermekte. Eğer ben kompakt şalterimi 0 konumuna getirecek olursam yukarıda off yazısında görüyorsunuz. Kompakt şalterim devreyi kesmiş oluyor. Şimdi tekrar bunu 1 konumuna alalım. Burada bir adet test butonu bulunmaktadır. Bu test butonuna basıyorum. Test butonuna bastığımda dikkat ederseniz kompakt şalterim benim orta konuma yani trip konumuna geldi. El ile kompakt şalteri benim trip konumuna getirmem imkansız. Ya 0'a getirebilirim veya 1'e getirebilirim. Ancak bir kısa devre anında veya aşırı akımda açma yaptığında veya test butonuna bastığımda trip konumuna gelebilir. Dikkat ederseniz trip konumuna gelmiş bir kompakt şalter bir konumuna getirmeye çalışıyorum. Bakın trip konumunun ağırlığından sonra tripe düşmüş kompakt şalter bir konumuna geldiğinde bir konumuna durmuyor. Niye? Devrenin sıfır konumuna getirip güvenlik açısından bakın sıfıra getirildi. Tekrar kurularak bire getirilmesi gerekmektedir. İsterseniz aynısını böyle kompakt şalterle de yapalım. Kompakt şalterimi şu anda bir konumuna getirdim ve test butonuna basıyorum. Kompakt şalterim ara trip konumuna düştü. Bu noktada 1'e getiremem. Çünkü bir arıza sonucunda bu konuma gelmiştir. 0'a getirip daha sonra 1'e kompakt şalterimi kurabilirim. İsterseniz şimdi kompakt şalterimizin içerisinde neler var? Hep beraber görelim. Motor koruma şalterinde bayağı bir zorlanmıştık. Umarım kompakt şalterde bu kadar zorlanmayız. Şu anda üst kapak vidalarını açıyoruz. Üst kapak vidalarımızı açtık. Şimdi şu
Üst kapak yunlarımızı açtıktan sonra çıkarttık. Bu kapağı açtıktan sonra uzaktan aşırma bobini, alarm kontakları gibi ek donanımları takabileceğimiz bir boş alan karşımıza geldi. Şimdi buradaki vidaları da açalım. Şimdi burada bir metal elemanları görüyorsunuz. Bunlar bir metal elemanlarımız. Harekete geçirdiği mekanizması şu. Kompakt şartlarımızı kurduğumuz zaman, buradan kompakt şartları şöyle çevireyim. Bu kısım mandaldan hareket alıyor. Şu anda kurdum kompakt şartları. Döndürüyorum. Bakın şimdi bir metal elemanların harekete geçirdiği bir şurada plastik parça var. Görebiliyor muyuz? Şöyle çevireyim. Bu plastik parçayı hareket ettireceğim ben. Hareket ettirdiğim zaman buradaki mekanizma açtı. Tekrar kuruyorum. Mekanizma şu anda kuruldu. Biraz sonra mekanizmayı arka taraftan boşa çıkarttığımda dışarı çıktığını göreceksiniz. İsterseniz ben şurada o şekilde yapayım. Şu anda ben plastik parçayı ittirdim. Bakın mekanizma dışarıya çıktı. Bunlarsa benim bir metal elemanlarım. Şimdi içerisindeki manyetik açı bobinlere bakalım. Onun montaj vidaları burada. Açıları olduğu kısım. Dikkat edersen biz bunların hepsi birbirine aple bağlı. Şimdi bunlar perçin bağlantısı yapılmış. Bunları perçinle yine markapla çürterek açalım. Akım değerleri yüksek olduğu için kompakt şalterlerde mekanizma daha önce söktüğümüz otomat sigorta veya motor koruma şalterlerin ileri oldukça sağlam. Biraz dağıttık ama burada şu anda dönen kontakları görüyorsunuz. Dönme hareketiyle açma kapama yapıyor. Şunlar aks sportörleri. Tabii buradaki mekanizma uzun süreli kullanıldığı için oldukça yıpranmış. Kontaklarda şöyle söyleyeyim, bozulmaları görüyorsunuz. Şunu çevirelim. Bakın oluşan ak ve ısı kontak yüzeylerini kaldırmış. Şu sabit kontağı da alalım.
Şimdi diğer kutuyu açıyorum. Bu sefer niyetim çok fazla yapıyı dağıtmadan sizlere göstermek. Sakin bir şekilde. Evet, şuradaki plastik tutuşlarımız düşmüş. Şimdi onları bir karbonhidratla alalım. Hemen ara aparatlar. Bunlarda manyetik açı olarak bobin bekledik ama içerisinde bobin çıkmadı. Çünkü bu kompakt şalterlerin bakım değerleri çok yüksek. Bu yenilik kompakt şalter 40 amperlik bir kompakt şalter. Eğer bunun kısa devre anında 10 misli aşma yapacak olursa 400 amper gibi bir akım geçmekte. 400 amper dediğimiz çok yüksek bir değer aslında. Normalde kontakların çalışma mekanizması şu şekilde. Şu anda iki kontak da kapalı. Eğer kısa devre anında çok yüksek bir akım geçecek olursak bundan, ki bu kompakt şalter için 300-400 amper gibi bir akım verimden bahsediyoruz. 40 amperlik kompakt şalter için akım geldi. Akım buraya geldi. Dikkat ederseniz akımın burada geçme yönü bu şekilde. Yani akım buraya geldikten sonra burada bir mantık oluşuyor. Çok yüksek akım değeri olduğu için akımın geçme yönü bu şekilde. Daha sonra buradan bu kontağa geçiyor. Yani akım yön değiştiriyor. Yani fiziksel olarak bakacak olursanız yön değiştiriyor. Tekrar akım buraya geliyor. Akım yönü bu şekildeyken karşı kontağa geçtikten sonra akımın yön olarak, mantık alan yön olarak değişmekte. Ve tekrar buradan çıkmaktadır. Çok yüksek kısa devre anı oluştuğu zaman şuradaki malzemelerde mantık malzemeler, mıknatıs bunların ikisi de. Çok yüksek kısa devre akımı oluştuğu zaman buradaki sabit kontağın mantık alanı, yine aynı şekilde buradaki sabit kontaktan geçen akımın etrafında oluşturmuş olduğu mantık alan, karşı kontaktaki geçen akımın mantık alanıyla birbirlerini itecek yöndeler. Ve buradaki mantık alan, karşı kontaktan geçecek olan mantık alanı iterek mekanizmanın açma yapmasını sağlamaktadır. Yani burada bobin olarak aslında kontakların kendisi kullanılmıştır. Kontaklardan akımı birbirlerine ters yönde geçirerek, fiziksel olarak ve mantık alanı ters oluşturacak şekilde geçirerek kısa devre anında, çok yüksek kısa devre anlarında kontağın birbirlerine mantık alanını iterek mekanizmayı harekete geçirmesi sağlanmış. Bu kompakt şalterimiz ise daha küçük akım değerlerine sahip bir kompakt şalterimiz. Burada bir metal elemanları hemen burada görüyorsunuz. Bunlar 3 faza ait bir metal eleman. Yine üstlerinde bunun köprüleme vardı. Köprülemeyi çıkarttık. Şuradan görebilirsiniz aradan. Burada işte mantik bobin kullanılmış. Niye? Çünkü bu kompakt şalterimin akım kapasitesi düşük. Bu kompakt şalterde oluşacak kısa devre akımları diğer kompakt şalterdeki mekanizmayı harekete geçirebilecek kapasite değil. O nedenle dikkat ederseniz 4 spirli bobinler oluşturulmuş. Ve kompakt şalterim şu anda kapağında gördüğünüz değer 1 olacak. Aşağı indirdiğimde kapağında gördüğünüz değer 0 olacak. Şu anda 1'e getirdim ve herhangi bir aşırı akım diyelim, aşırı akım oldu. Şeyler, bir metaller bu yönde harekete başladı. Bir metaller harekete başladığı zaman şuradaki mekanizmayı harekete geçirecek. Ve kompakt şalterim trip konumuna düşecek. Bakın dikkat ederseniz şu anda kompakt şalterim trip konumunda. 1'e getiremiyorum. Ne yapmam gerekiyordu? 0'a çekip daha sonra 1'e getirip vurmam gerekiyordu.